Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün gelin makyajı yapıyoruz. Make-up artist olduğumu birçok kez söyledim ama kanalda hiç başkasına makyaj yaparken görmediniz. Bugün konuğum Selma Ojeler Fora, tanıyorsunuzdur zaten. Linkleri aşağıda var. Hani tanımıyorsanız bir ihtimal belki görürsünüz. Bugün kendisine böyle kalıcı ve birazcık daha göz odaklı bir gelin makyajı yapacağız. Evet, çok fazla konuşmadan hemen makyaja geçelim çünkü bol sohbetli bir makyaj olacak aynı zamanda. Hoşçakalın, başlıyoruz. Öncelikle nemlendirici başlıyoruz. Böyle bir günde nem sizin için çok önemli. Hatta yapabiliyorsanız... Kuyuluktan ölüyorum. Hayır, dün akşam story'ni izledim. Evet. Kendini iyi hazırlamışsın. Eğer bir make-up artistten yardım almıyorsanız, bir hafta öncesinden kil maskenizi yapın, 3-4 gün öncesinde de olabilir cildinizin tepkisine göre, peelinginizi yapın ve serumunuzu ve nemlendiricinizi bir hafta, en azından bir hafta boyunca düzenli kullanmaya dikkat edin. Çünkü makyajın fail olduğu ilk nokta hep nemsiz bölgeler oluyor. O yüzden ilk adımınız her zaman nemlendirici olsun. Uygulayabiliyorsanız en yoğun nemlendiricinizi uygulayın. Hele gözaltı. Gelinlere tavsiyeler. Yüzünde ise Nüxe'ün nemlendiricisini kullanacağım. Bu daha çok kuru ve hassas ciltler için. Bugün özellikle pudra uygulayacağım çünkü çok fazla yağlanan bölgelerin zaten kontrolü benim elimde olacak. O sebeple böyle yoğun bir şey kullanıyorum. Ben de gelin tırnağı yaptım size. Tabii ki. Ojeler aşağıya yazarız. Ojeler for olmak kolay değil. Şimdi MAC'in Paint Pot'larını kullanıyorum. Soft Ochre rengini. Gerçekten kalıcı olmasını istiyorsanız baz kullanmanızı tavsiye ederim. Herkes de işe yarayan bir yöntem zaten. Hani başkalarına da gelin makyajı yapan insanlar için video olabilir diye anlatıyorum bunları. Kaş altına kadar ben uyguluyorum bunu. Çünkü concealer uygulamayı sevmediğim için herhangi bir şekilde göz çevresini, bu zaten kapatıcılığı yeteri kadar sağlıyor. Şimdi herhangi bir pudrayla geçebilirsiniz. Ben şimdi bu pudrayla geçeceğim. Önemli olan ince bir şekilde uygulamanız pudrayı. Sadece sabitlemek için uyguluyoruz. Yani katman katman uygulama yapmanıza hiç gerek yok. Jaclyn Hill'in paletini kullanacağım. Çünkü kendisi gördüğünüz üzere tam bir gelin makyajı paleti. Buradaki karıştırma renklerini kullanacağım öncelikle. Evet, daha rose gold bir şey yapacağız ama klasik crease tonunu kullandıktan sonra ekleyeceğim. Bugün nerede mi görecektim? Bunlarla. Yapıştır bana Jaclyn Hill bebeğim. Ama göz şekli benzemiyor mu Jessie Perkins'e? Ben çok benzetiyorum. Abi atıyorlar ya. Atıyorlar. Dün Bella Hadid'in fotoğrafını atmışlar bana. Benziyorsun. Aa, ama Bella Hadid'in yanaklarıyla falan benziyorsun ya. Kaşın ve mimiğin. Böyle benziyor. Sana Bella Hadid makyajı yapayım, nasıl? Doğal makyajın bu arada. Hani gelin makyajında diyorsunuz ya, ben çok doğal makyaj istiyorum diye. Doğal makyajın aşamaları da bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde ben daha az sürmüyorum ya da daha az kullanmıyorum, daha az vakit harcamıyorum. Aynı şeyleri yapmak zorundayız. Doğal dursun ya da durmasın. Sadece gözdeki yoğunluğu, bronzer yoğunluğunu değiştiriyorsunuz. Görüntüsü değişiyor ama kalıcılık için bazı teknikler şart. Fotoğrafçı bedava. Sen nasıl makyaj yapmak istiyorsun? Ya benim gelinliğe göre değişir. Böyle çok asil bir gelinlik alırsam yardırırım. Kırmızı rujumu da sürerim. Hı-hı. Böyle retro bir şey alabilirsin. Ama helenistik olursam büyük ihtimalle rose gold, işte boho, aynen glosslu bir şeyler yaparım diye düşünüyorum ama dediğim gibi yapacağım düğünle alakalı, konseptimle alakalı. Sana direkt diyor glossu ben hediye ederim, getiririm artık. Diyor. Aynen, sadece tek renk kullandım, derinlik sağladım, biraz gölgesini, değişme rengini verdim. Şimdi de biraz daha pembelere geçiyorum, soğutacağım çok azıcık ama. Bu da MAC'in soft brown rengi. Yine daha bölgesel uyguluyorum. Crease'i derin göstermek için. Şuradaki gül kurusu rengini kullanacağım. Hala kış ayında olduğumuz için biraz daha böyle gül kuruları, kahverengiler kullanıyoruz. Yazın şeftaliye dönebilirsiniz. Ben şimdi kış ayı olduğu için inspiration kıştan geliyor yani. Yazın şeftali olurmuş. Ama yazın gerçekten öyle yani. Dudaklar daha şeftali oluyor. Daha da highlighter'ı bol uyguluyorum mesela ama kışta öyle olmuyor. Karşıya bakalım. Benim her zaman kontrol yöntemim karşıya baktırmaktır.
arkadaşım. Bu arada ışıltı tercihini her zaman geline bırakıyorum ben. Gece daha farklı bir şey arıyor olabilirsin yani. Gündüzünüzde çekim için bu şekilde bir makyaj kullanabilirsiniz. Daha bitmedi tabi anlamıyorsunuz ama. Gece özellikle farklı ışıklardan, farklı yerden ışık geleceği için gözünüzü ben sparkle kullanmayı seviyorum. Gündüz çekiminiz de mahvetmiyor ama gece gözleriniz parlıyor. En son onu da göstereceğim. Sparkle deyince çok cool oluyor abi. Bir de benim genelde makyajlarda yapmaya çalıştığım şey her zaman mat dışarı yaratıp iç kısmı daha ışıltılı yapmak. Keza Selma'nın gözü çok uygun olduğu için de rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve eyeliner'ı direkt sürmüyorum. Provada özellikle. Farla bir geçiyorum. Bakalım bir nasıl durduğunu, nerede durduğunu. Eğer sonra keskin eyeliner ihtiyaç varsa eyeliner'la geçiyorum. Onu da koyu renkleri kullanacağım. Bunu kullanırım büyük ihtimalle. Şimdi gözü yarıda bırakıyorum. Bazımızı sürüyoruz. Corrector'ımızı, fondötenimizi falan sürüyoruz. Sonra göze yeniden devam edeceğim. Kirpik birpik de takacağız. Becca'nın bu Backlight Primer Filter'ını kullanacağım. Çok ince bir yapısı var bunun. O yüzden sevdim ben bunu. Ama yoğun fondötende çok bir şey fark ettirmiyor. Böyle incecik uygularsan harika duruyor. Bak highlighter'ı. Sephora'nın Smoothing Primer'ını kullanacağım şimdi. Ve biraz daha mat göstermekte fayda var bu kısımları. Bölgesel. Çok yoğun kullanmayın primerınızı. Her zaman inceltmeye çalışın. Ne kadar ince kullanırsanız bir sonraki aşama için o kadar güzel bir baz hazırlarsınız. Şimdi de tabii ki olmazsa olmazın Bobbi Brown'un Corrector paletinden corrector uyguluyorum. Daha çok Peach Bisque uyguluyorum her zaman. Çünkü ki sizden hani önceki gece hiçbir gelin uyuyamadığı için heyecandan. Hem kahverengilik var hem böyle birazcık damar görünümü var. Bunun ikisini beraber ancak renk karıştırarak elde edebiliyorum. Bak. Şimdi corrector'la farkını daha net göreceksiniz. Bunu da çok fazla uygulamanıza gerek yok. İnce bir şekilde uygulayın. Hiçbir ürünü fazla uygulamayın. Şimdi makyaj bitince size çok ne yaptınız diyebilirsiniz. Ama hepsi ince uygulamayla ancak mümkün oluyor. Bu concealer değil kesinlikle. Bu corrector, concealer'ın hazırlığı olarak renk düzenleyici. Miau. NYX'in Total Contour'unu karıştırdım. İkisi de mat yapıda fondötenler. Ama ben zaten cildi yeteri kadar nemlendirdim ve ışıltılı bıraktım. Bunlar hem matlaştıracak hem de renk dengesi oluşsun diye karıştırıyorum. Şöyle NYX'i sıktım. Öncelikle yanaktan başlıyorum ben uygularken ya da böyle çene ve yanak ortası bir yerden ki hem rengi kontrol edebileyim boyunla nasıl hem de ürünü ince ince dağıtabileyim. Hani buradan rahatlıkla dağıtabilirsiniz ama buraya yapıştırdığınız zaman gözeneklerinizi direkt dolduruyorsunuz. Beauty Blender kullansanız dahi. Günlük makyajınızı da tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben özel günlerde hep kontrollü gitmekten yanayım. Egzersiz yapsan o arada geldiğinde. Öyle yapacağım bir sonraki sefer. Spor falan yapmıyordum o sırada. Hı hı. O yüzden bayağı. Stres topu alsak. Güçlenirsin. Ablamla yaşıyorsan zaten. Ama oturup desen hani ben bunu yapmak istiyorum. Seninle yapmak istiyorum. Ama bir araya gelince ikimiz de ne yapmak istiyoruz? Pizza yiyip dizi izlemek istiyoruz. Ben bronzer ve kontür yapmayı çok sevdiğim için teni pürüzsüz yapmaya çalışıyorum ki bronzer ve kontür kendini göstersin, bir şova olsun orada. Göz altında tart. Shape Tape. Şu an ilk defa deneyeceğim. Bu arada bu gelin setini şu anda ilk siftahı bana atıyor. Çok şanslı. Geldikten sonra ilk gelinim. Adayım. Problem. Kendisi. Çünkü biz ay savaşçılarıyız. Bu değil mi? Doğru evet, söyledim. Evet, ay savaşçılarıyız. Ama yine ya? Yine bunu? Şeydi, ben en çok şey sahnesi seviyordum böyle. Tırnakların uzadığı. Evet! Diyor tırnak uzadı. Ay evet istiyorum o tırnakları istiyorum ama çocukken bile. Keşke olsa öyle. Üçgen tırnağı o zamandan ay savaşçıları sahnesi sevmişiz bence. Olay o yani. Feminen. Ay aman Tanrım yüzüme çok farklı şey. Bakayım. Bu arada bu çok yani yabancılar ne kadar çok sürüyormuş dedim ben bunu uyguladıktan sonra. Bakar mısın bu kadar bir miktar? Milletin burada normal görünüyor ama eminim şu an oradan böyle fondöten tutuyormuşum gibi görünüyordur yani. Videolarda dev görünüyor. Bu arada cildine de yakından bakmanı istiyorum özellikle.
şuradan da bakabilirsin. Kaymak gibi duruyor şu an. Yani nem o yüzden çok önemli. Abi 60 lira veriyorum ve prenses yiyor arkadaşlar. Paramparça ediyor. Sinirlerim bozuk. Hep kedi kalsın. Bile kaliteden anlıyor. Evet. Gözaltını iyi sabitlerseniz gün sonuna kadar zınk gibi yapışıyor. Ama diğer taraflar ben bronzer, allık ve bir sürü şey geçtiğim için çok fazla uygulamamaya çalışıyorum. Yani o bölgede çok yormamaya çalışıyorum. Çok mantıklı. Orada kat kat pudra birikeceğini. Evet. Zaten pudra ürün kullanacağız. Ki bak şu gözeneklerimiz dışarıda daha büyük oldukları için her şeyi çekiyorlar içeri diye. O yüzden orada birikme daha çabuk oluyor. Göz altına geri döneceğim. Yüzü biraz sabitlenmesi, kendine gelmesi için bırakıyorum. Çok ağır bir şey yapmadım çünkü. Ben orada çok baking. Pahalı bir fondöten yiyorum. Çok güzelmiş tadı. Delice tadıyor. Şimdi gözü biraz dokunuş yapalım. Gözü değiştirelim. Kirpikleri takalım, devam edelim. Şimdi benim gelinlerde beğendiğim 3 tane sparkle'ım var. Üçü de Bobbi Brown'un, yani diğer üçü de hatta Bobbi Brown'un yine. Çünkü bunların kendine has bir tarzı var. Şimdi onları bir swatchlayacağım size. Bakın şöyle bir şey. Çok az görüyorsunuz ışıldadığını. Şu an böyle açınca sanki haa diye yüzüme ışık atmış gibi oldu. Baby Peach'i çok fazla kullanmıyorum. Bu daha böyle turuncumsu bir renk. Esmerler de güzel olur. Evet. Bunu gelinin kız kardeşine uyguluyorum. Genel. Bu da Moonstone yılbaşı koleksiyonuna ait. Eğer seviyorsanız kesinlikle bunu edinin derim. Bunu da temiz bir öptekli parmağım kaldı. Ya şu anda sadece kabı farklıdır. Aynısı vardır değil mi? Yok. Nasıl edinecekler? Şey, stoklarında var hala. Böyle out of stock olmadı. O yüzden edineceksiniz, şimdi edinmeniz lazım. Şey yani bilmiyorum, sonra kalacak. Kedi gibi nazara bakıyorum sanki. Biber kız, ben de swatchlayayım. Nasıl edeceklerdi? Ben sana alırım aşkım ondan. Oy. Perşembe alayım, getiririm istiyorsan. Şey alayım bir de. Ne? Sence alayım mı? Maskaraya mı? Smokey eye mı? Yok smokey eye. Zaten sayende 3 tane bitirdim. Hediye çünkü. Highlighter var ya o pembe. Şimdi normalde bunu kullanabiliriz ama makyajımız kış makyajı olduğu için ben bunu kullanmayacağım. Çünkü gölgelerim belirgin. Onun yerine daha hafif olan versiyonunu kullanacağım. Bakın kaş altına kadar sürdüm çünkü bu sadece ıslaklık veriyor makyajıma. Çok güzel hissediyorum. Ben bir prensesim şu anda. Bugün aslında eyeliner uygulamak istiyordum ama makyajın gidişatından sonra da vazgeçtim. Sadece koyu renk far geçeceğim. Bunu da zaten eyeliner gibi göstereceğim yine. Önce dış köşeden başlıyorum. Kalınlığımı ona göre arttırıp ya da azaltabileyim diye. Selma'nın gözü zaten çekik. Ekstra böyle yuvarlak bir eyeliner yapmıyorum o yüzden. Çekikliğini öne çıkarmak için düz çekiyorum. Düzeltirsin. Bir de o pratik olmuyor. Sürekli puf bir ara bir şeyler. Evet. Oradan bak, karşıdan bakıyorum kendime, sparkle'lar gözükmüyor, tamam mı? Hani kimsenin gözüne sim gibi girmiyor. Ama şöyle şöyle yaptığım zaman bir deniz kızı kuyruğu. Böyle çiple çekeceğiniz zamanlar, eşinizle beraber fotoğraf çekineceğiniz zamanlar direkt bakıyorsunuz kameraya. Ya da böyle sarılıyorsunuz falan. O zamanlar çok daha çıkıyor ama gece artistik pozlar verdiğiniz zaman, kız fotoğraf sizi tek başına çektiği zaman mükemmel çıkıyor. Şimdi şortlarla başlayacağız. Sonra devam edeceğim. Bir de bitireyim. Ben tek tek özellikle takıyorum bu arada. Ki herkese göre ben ayarlayabileyim. Bütün kirpikler çok güzel. Ama siz hem rahat hissetmiyorsunuz gün içerisinde. Hem de her göz tipine her bütün olmuyor. Yanınızda yüz alternatifle falan gezmeniz gerekiyor. O yüzden tek tek. Tekleri kendimize takmak çok zor. Evet, ben sağ gözüme mesela asla takamıyorum. Ya insan koşunca bilmiyorum. Bence seninkiler de gayet böyledir. Allah, Bella'ya benzetenleri alıyoruz buraya. Krem kontür yapacağım. Onu da stick fondötenle önce yapıyorum ama yöntemimi bir izleyin derim. Dağıtma fırçası, böyle allık fırçası ama sık kılı bir allık fırçası tercih ediyorum. Krem ürünü hafif hafif alıp dağıtıyorum. Yüzümü dağıt bebeğim. Her zaman saç dibinden başlıyorum. Yuvarlak hareketlerle, evet. Çok yoğun uygulamayın ürünü. Olabildiğince de dağıtın. Anında şekillendirmiş oluyorsunuz yüzünüzü. Ki zaten mükemmel bir elmacık kemiğiniz varsa daha kolay olur. Üstüme alınmıyorum tatlı. Kullanacağım. Şu ortadaki rengi kullanacağım. Daha sonra bronzer kısmına geçeceğim. Ve büyük ihtimalle şu olacak.
yağla yıkıyordum. Bobby'de çalışırken herkes bana yönlendiriyordu manyakları. Her zaman insanları mutsuz etmeden cevap vermeye çalışıyorum. Bir kuaförümüz vardı. Taçıraklıklarını falan biliyor annem. Kadın sonra make-up artist oldu. Evet, ben 18 yaşıma gittim, annem evlendi. Anamın düğününde göbek attım ve o zaman kiloluydum. Buraya biraz baking yapacağım çünkü burnunun gerçekten mükemmel görünmesini istiyorum. Kör editme potansiyeli var ya. Var ama kat kat uygulayınca ben de çok şaşırtmadı beni. Değil. Bilmiyorum, beni böyle şoka uğratmadı. Tipime bak, nasıl böyle fokuslanmışım. Buldu kirpik yapıştırıcılarını geldi. Yapıştırdım kirpiği de. Fena değil ama çok ekstrem bir şey beklemeyin. Ama yapısı böyle biraz pürüzsüz gibi, o yüzden sevdim. Bunu kullanıyorum. Nerede sevecek vaktim oldu bilmiyorum. 3 kere kullandım, çok sevdim. Bununla bitmedi tabii ki. Bir tane daha highlighter. Her şeyi böyle kat kat uygularım ben. Bu da SGS'nin görüp deli gibi highlighter'ı. Dönüyorum yavaşça. Bak. Şimdi Bobbi Brown'un Powder Pink isimli alanı kullanacağım ama çok fazla böyle şeftali gitmek istemiyorum. Gözü zaten çok belirgin bir kahve. Şimdi dudak ve yanakta doğallığı koruyalım istiyorum. Tam ortadan değil ama tam yandan da değil. Ve yine bronzer ve highlighter'ın karışacağı açıda sürmenizi tavsiye ederim. Gülümsemek her zaman, öyle günlerde özellikle, size çok yardımcı olacaktır. Şimdi kaşının başlangıcı zaten muazzam bir kaşı var. O yüzden sadece aşağıları doldurup içeri doğru ittireceğim. Üst tarafında hiçbir sıkıntımız yok. Onları tarayarak halledebiliriz. İçinde ürün varmış gibi değil ama fotoğraflarda da dolgun çıksın diye ince bir şekilde dolduruyorum. İnce bir şekilde dolduruyorum. Ürünün çoğunu elimde bırakıyorum. Bu ash brown rengi bayağı güzel bir ton. Yes. Sayende hangi renk alacağımı da öğrendim. Çok yani zaten grimsi ama içinde biraz kahverengilik var. Böyle bir şey tercih etmeniz lazım normalde de kaşlarınız için. Türkiye ortalaması açısından düşünürsek de. Çok sarışınsanız bu koyu gelir ya da çok esmerseniz açık gelir. Ve olmazsa olmazım Essence'in kaş maskarası. Elimin üstüne biraz alıyorum çünkü çok fazla geliyor. Islak görünmesiniz. Çünkü kaşının kendi kavisi var. Şu kavisi hiç bozma. Duruş güzelmiş, evet. Ki mimiklisin de zaten. O mimik direkt buradan kaldırıyor. Kemik yapınız sizin kaşınızı belirginleştirir. Mesela bakın benim kemiğim çok belirgin değil. O yüzden ben daha geniş açı aldırıyorum ama onun zaten kemik yapısı ona veriyor her şeyi. Buralarımdan yükseliyor. Önce maskaramızı sürelim. Ben her zaman kalıcı rujlarla böyle nemlendirici rujları karıştırıyorum. Ki bu sayede dudaklarımız doğal görünüme sahip oluyor ve hem de gün sonuna kadar kalıcı oluyor. Of. Zannettim. Evet, birazcık daha turunculaştırmam lazım. Dudağın gıdıklanıyor. Evet, çok ince bir fırça kullanıyorum. Eyeliner fırçasını kullanıyorum ben ruj sürerken. Ki bütün ayrıntıları yapabileyim. Garibim, gelinler bana bir şey de diyemiyor ya. Dudağım gıdıklanıyor demedi bugüne kadar hiçbir, biliyor musun? Dudağı gıdıklamaz söylesin. Söyleyin arkadaşlar, utanmayın. Bizim dolgunca. Sadece dokunuyor. Abi hayır, şu an yaptığın şey bir sanat gerçekten. Yani renkleri karıştırıyorsun, bir şey yapıyorsun. Tuval yani bu, sadece bildiğin ben düz bir tuval. Bu da benim de öyle. Aha. Bir tarafım çok yuvarlak. Aşağı. Bir tarafım da çok düz geliyor. O yüzden iki tarafı da yuvarlak yapıyorum. Tam oldu. Hande Erçel. Onun gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. O kıza kahve tonlu smoky çok yakışıyor. Evet. Güzel. Peki üstüne bir H&M gloss neden olmasın? Neden olmasın? Bunun yapısı da çok ince mesela. Hı hı. Çok hoşuma gidiyor. Bir de... Rengi, ışıltıları güzel. Gloss'u hiçbir zaman sınıra kadar sürmüyorum. Ortamda. Şöyle küçük böyle dudak kenarı gibi bırakıyorum. Bu sayede rujumuz bozulmamış oluyor. Bu kadar. Şov yapmak istiyorum şu an. Şu blending gibi şu kısmı birazcık daha. Arkadaşlar bu şekilde gelin makyajını bitirdik.
Selma Özel kış makyajı, kış gelin makyajı yaptım ben. O yüzden renkler size biraz daha kahve gelirse ya da yoğun gelirse sebebi bu ki göze odaklanacağız demiştim. Ki ona rağmen eyelinerımız yok. Ben gerçekten çok beğendim. Selma zaten çok güzel. Onu bir gelin olarak gelin provası bile yapmak gayet çok eğlenceli oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İşinize yarayan şeyler olmuştur. Biliyorum sezonun çok öncesi ama onu bulmuşken de böyle bir şey yapmadan duramazdım. Ben de yani kendimi bir gün senin ellerini bırakacağımı biliyordum da şu olayı gerçekten bayıldım. Yani çok... Hani ruj, cilt, hani kullanılan ürünleri geç, kesinlikle teknikle ilgili bir şey ve Melis'e sonsuz güveniyorum bu konuda. Amerika'daki şeyden almadığın ürünü böyle yapıyordum. Evet. Kesinlikle. Bu bana ikinci makyaj yapışı zaten. Yani kesinlikle doğal tutmaya çalışıyorum. Şu an çok yoğun ışık var. Gün ışığında zaten daha da doğal duruyor. Fotoğrafları da koyacağız biraz sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Selma'nın kanalında da tabii ki derseniz ekstra mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugünün arka planına bakarsınız. Görüşmek üzere. Şuraya. Ben gelin makyajı yapıyorum bol bol. Instagram'dan takip ediyorsunuz. Onu da belki hani denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Buraya bir yere koy. Burada bir yerde çıkacak. Biliyorum ne zamandır... Ne biliyorum? Neyi biliyorum acaba? Diyor, onu da diyorum, görüyorsunuz. Ben... Çok basit rahat, bir şey yapacağım kanka, şimdi. Huf, yap, ileri git, gel. Kurtarın beni. Okay. Ben iyi bir müşteriyim, hiç kıkımı çıkartmam. Yukarı bak demene bile gerek yok, ben bakarım. Demene bile gerek yok. Anlarım. Modellikte deneyimli bir... Yalnız yukarı bak. İşte temizlik, ferahlık sizlere diye ortalıkta kuğu dansı yaparım sonra. Hemen bana evlenme teklif ediyorsun. Bugün ben şöyle bir şey yapıyorum. Doğal. Hem seksi, hem. Bir beksi. Şimdi. Bu ne kız? Charlotte Tilbury mi o? Kalp nerede? Kendimden şüphelendim. Nerede? Cep. Aa. Hem de ne demek istiyorsun? Anlat bana, neden haklısın? Söyle. Ya çünkü gerizekalı gibi unutmuşum kirpik yapıştırsın. Şimdi konvoya gideceğim. Umarım bulabilirim. Bulup hemen gelmek istiyorum şu an. Tamam. Aldım, paranın içine koyacağım.